Emeklim, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Arthur Kadir Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Seste, görüntüde bir problem yok herhalde, değil mi? Yok, hayır, hiç problem yok. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Öncelikle biraz hasbihal edelim. Çok teşekkür ediyorum. Hamdolsun iyi gidiyor. Bir sıkıntımız yok. Allah'a şükür. Bu karantina sürecinde neler yapıyorsunuz? Vallahi şöyle tabii tabii normal vatandaşlarımız gibi aşağı yukarı yaşamaya çalışıyoruz. Biz de mümkün olduğunca daha izole bir ortamda daha çok ağırlıklı olarak evimizden yürütüyoruz ama tabii sorumluluklarımız da olduğu için o sorumluluklarımızla ilgili de takiplerimizi yapıyoruz ama evden yapıyoruz. Mümkün olduğunca az temas ve çok kendimizi izole ederek hem vatandaşlarımızı korumak hem kendi sağlığımızı, yakınlarımızın sağlığını korumak adına farklı bir şey yapıyoruz ama farklı yaptığımız şey çok yoğun bir telefon trafiğimiz var. İşte sizinle yaptığımız gibi çok yoğun video konferanslarımız oluyor. Zaman zaman farklı farklı kanallardan konferanslar oluyor. Dün işte öğlen saatlerinde Skype'tan bir programa katıldık. Azerbaycan'la ilgili bir programdı. Öğleden sonra milletvekillerimizle Zoom'dan bir programa katıldık. Akşam YouTube kanalımız vardı. Bugün yine Savaş Ocağı Zoom. misafirinizdi herhalde, değil mi? Evet, Savaş Bey çok güzel, hoş bir sohbet oldu gerçekten. İnsanların şunu fark ettim. Birazcık kendi içine kapandıkça herhalde eski unuttuğumuz bir takım özellikleri hatırladığını ve en başta sohbeti özlediğini fark ettim. Çok yoğun bir sohbet süreci oluyor gerçekten. Tabii Ramazan'ın bereketi de var. Ben talebeliğimden beri Ramazan'ı çok severim. Ramazan ayı benim için çok verimlidir. Talebeliğimde şey olurdu Abdülkadir Bey. İftara bir saat kala falan birçok arkadaş ya öldük bittik falan derdi. Erzurum gibi bir yerde düşünün yani Ağustos'ta bile oruç tutmanın çok kolay olduğu bir ortamda, şehirde arkadaşlarımız çok sıkıldık, işte acıktık, susadık falan gibi. Ben de isterdim ki ya keşke iftar birazcık daha geç olsa. Çünkü o saatlerde yaptığımız çalışmaların, okumaların hem bereketi hem de bize olan katkısı çok fazla olurdu. O Ama yüzden sizin bir de hamdolsun. Adana'dan alışıklığınız da var şimdi. Bir de o da var yani. Tabii Adana tecrübesi de var. Adana'da tabii Adana'da çok zor olurdu hakikaten. Ben şimdi hatırlıyorum biliyorsunuz her 36 yılda bir şu anda mesela Mayıs'ta oruç tutuyorsak 36 yıl sonra Allah ömür vermişse tekrar yine aynı Mayıs'ta oruç tutarsınız. Ben hatırlıyorum bu Ağustos aylarında filan şey olurdu. O zaman tabii klima falan da yok. Vantilatör falan da yok. Bir şeyin arkasına bir dulda derdik. Ağacın veya bir gölgelik bir yer bulup işte ikindiden sonra dayanılmaz bir şey olurdu. Tam böyle doya doya tadından yenmez bir Ramazan olurdu. Hissederdik yani. Çok hissederdik. Şu anda çok fazla hissettiğimiz bir Ramazan olmuyor. Allah bizi devletimizden ayrı tutmasın, ayrı koymasın. Gerçekten çok verimli, bereketli bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Tabii Ramazan'da burukluklarımız var mı? Var. Yani camilere gidemiyoruz. Teravihlerimizi evde kılmaya çalışıyoruz. Yani evimizi adeta gençlik yıllarımızda çok söylerdik. Evimizi mescit kılmak, yeryüzü bize bir mescittir diye. Birazcık öyle değerlendirmeye çalışıyoruz açıkçası. Şimdi biz de Sayın Vekilim yeni normal diyoruz ya, konuşacağız konuşmalarımızda. Evet. Biz normalde biliyorsunuz bu söyleşimizi Ankara Kalesi'ndeki kendi mütevazi mekanımızda icra Tabii. ediyorduk. Geçen sene sizleri yine Evet. misafir etmiştik Tabii. orada. Eyvallah. Bu sene de işte biz kendimizce böyle bir şey konuştuk arkadaşlarla. Söyleşileri online çevrimiçi ortama aldık. Bir ay işte Ramazan'ın her gününde sizler gibi değerli konuklarımızla, misafirlerimizle Tamam. hem hasbihal edelim, hem bir konuyu birlikte ele alalım, hem de bizi takip eden kişilere bir katkımız, bir faydamız olsun düşüncesiyle Ramazan Tabii. söyleşilerimize başladık. Gayet de güzel gidiyor, Çok gayet de güzel. verimli gidiyor. Ben de takip Sizleri ediyorum. Çok başarılı.
Gerçekten Ercan Bey'i, sizleri falan gerçekten çok gönülden tebrik ediyorum. Yaklaşık 3 yıldır falan ben Adana'nın müdavimiyim. Birazcık çok devamlı bir öğrenci sayılmam ama mümkün olduğunca uzaktan da olsa takip ediyorum. Bazen de çaktırmadan da takip ediyorum programları. Hepsini birebir izleme şansım yok yani. Çünkü çok yoğun bir program var gerçekten adeta. Bir serbest kürsü politikası çerçevesinde hemen hemen her güne birkaç tane programı sığdırıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Çok güzel oluyor. Artık yeni normalin şeylerinden, konseptlerinden bir tanesi Abdülkadir Bey. Artık online, uzaktan eğitim, uzaktan konferans, uzaktan toplantılar, hatta uzaktan doktora programları gibi programlar olacak. Ben Adan'ın mantalitesinin buna çok yatkın olduğunu görüyorum. Zaten daha önce de uzaktan yine böyle yayınlar yapmıştık. Mesela ben oraya gelip sunum yaptığım zaman onu yine Instagram üzerinden bir şeyle, platformla uzaktan izleyenlere de yayınlamıştık. Bu da önemli bir şey. Yani Ada önceden bunu şeye uygun zaten bu yeni normalin normlarına uygun bir şey platform. Teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim, şimdi tüm dünya ile birlikte ülkemizde malum bir problemli bir sorunun dünyasının içerisine girdik. Yani şimdi her gün televizyonlarda insanlar belki 7-24 bu işte koronayla dair şeyleri dinliyorlar. Yani bir yandan da buna dair de açıkçası ben dahil bir yorgunluk da var. Yani artık sürekli aynı Doğru. gündem, sürekli aynı gündem insanlar Doğru. yoruyor. Doğru. Ama bir yandan da bu hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Her gün rakamları Doğru. takip ediyoruz. Eskiden seçim sonuçları verilirdi televizyonun sağında, solunda, Hı. üstünde. Şimdi onun gibi işte vaka sayısı, ölü sayısı veriliyor. Hepsi birer istatistik gibi görülüyor ama hepsi de birer can nihayetinde. İşin bir de bu tarafı var. Tabii, tabii, Yani tabii, ben tabii. programımıza başlamadan önce bir daha baktım. İşte dünya genelinde vaka sayısı 4,5 milyona yaklaşmış. Vefat sayısı Doğru. 300 binlere yaklaşıyor. İşte Hı bizde hı. 140 binlere ulaştı. 4 bine yakın maalesef vatandaşımızı kaybettik bu süreçte. Kaybımız var. Yani sizden bir hem sağlık politikalarına dair geçmişiniz, hem bir tıpçı, tıp profesörü olmanız hasebiyle yani bu süreci kısaca bir değerlendirmenizi rica ederim. Tabii. Yani şimdi zannediyorum vaka sayısında 9. sıradayız ama ölü Hı. sayısında çok daha iyi bir pozisyondayız oransal açıdan. Yani şöyle kısaca bu süreci bir toparlayabiliriz. Sonra başka çok konuşacak Şimdi konumuz var. eyvallah Abdülkadir Bey kısaca şeyi söyleyeyim. Bir defa şöyle bir şey söylemek durumundayız. Koronavirüs sürecinde Türkiye'nin başarısı şüphesiz. Yani mukayese ettiğiniz zaman Amerika'yla, İtalya'yla, İspanya'yla, Almanya'yla ki her birisi bizden aslında sosyoekonomik anlamında çok daha ileride olan ülkeler. Onlara baktığınız zaman biz şu anda Almanya'dan bile daha iyi konumdayız. Fakat daha iyi konumdayız derken ben bu ifadeleri birazcık imtina ile kullanmaya çalışıyorum. Zira geçenlerde bir kızcağız galiba sosyal medyada bir şöyle bir paylaşımda bulunmuştu. Siz işte günde 57 tane ölüm var diyorsunuz. O 57 ölümü bir sayı olarak görüyorsunuz ama onlardan bir tanesi benim babamdı diyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor hakikaten. Bugün 53 tane bildiğim kadarıyla vefatımız var. Vatandaşımız vefat etti. Birçok vatandaşımız solunum cihazına bağlı, yoğun bakımda, tanı kondu. Kaldı ki koronavirüs tanısı konanlarda bile otomatikman acaba ne olacak diye kafasında bin bir türlü soru işaretlerinin çağrıştığı bir hastalık ortamı var. Dolayısıyla olayı birazcık öyle konuşmak lazım. Yani imtinayla konuşmak gerekiyor. 4.000'e yakın vatandaşımız vefat etti. Keşke hiç vefat etmeseydi. Ama inşallah iyileşen vakalarımızın sayısı giderek artıyor. Bundan sonra vefatların da giderek daha da az aşağı doğru ineceğini söyleyebilirim. Tabii bu süreci şöyle düşünmek lazım. Ben 2002'de müsteşar olmuştum. Sağlık Bakanlığı müsteşarı. O tarihten itibaren hep sağlıkla ilişkili birisiyim. Yani geçmişi de tıpçıyım ama 2002'den sonra pandemi olgusuyla hep karşı karşıya kaldık.
2003'te SARS olmuştu. Çin'de Çin'i kasıp kavuran bir hadiseydi. Türkiye o zaman çok fazla vakayla karşılaşmadı ama bizim neler çektiğimizi biz biliyoruz. Yani o havaalanına gelenler, ateş ölçümleri, termal kameralar, yani 2003'teki hadiseyi ben biliyorum. 2006'daki kuş gribini herkes hatırlar. Çünkü Türkiye'de 13 tane vatandaşımız vefat etmişti. Ve biz ondan sonra pandemi eylem planı ile ilgili hazırlıklara başlamıştık. Ve 2006'da ilk pandemi genelgesi 23 Ağustos 2006'daydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanmıştı. Pandemi eylem planının başlangıcı o zamandır. Sonra 2009 domuz gribini daha iyi hatırlarız. Siz bile hatırlayabilirsiniz yaşınız itibariyle. Ondan sonra Ebola oldu, MERS oldu. Yani onların birisi Suudi Arabistan'da, bir tanesi Batı Afrika civarında olan Nil virüsü diye anılan Ebola oldu. Bütün bunlar tabii pandemi riski taşıyan hastalıklardı. Pandemide bir kıtadan bir başka kıtaya kolayca ulaşabilen ve insandan insana da kolayca bulaşabilen viritik, şu anda viritik hastalıklar, geçmişte bakteriyel hastalıklar da olmuştu. Mesela veba böyle bir pandemidir. Buna pandemi diyoruz. Yani insanlık tarihinde çok fazla pandemi oldu. 1300'lü yıllarda oldu. 1920'de İspanyol gribi diye 50 milyon insanın vefatıyla sonuçlanan çok daha dramatik vebalar oldu. Hatta salgınlar oldu. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nın bitimini de sağlayan bir veba salgınıdır aslında Orta Avrupa civarında. Şimdi bunlar tabii otomatikman bizi bir psikolojik tedirginliğe doğru götürüyor. Ve bundan sonra ne olacak? Ne zaman bitecek? Acaba bana bulaşır mı? Şuna dokunursam bir şey olur mu? Kargodan bulaşır mı? Yediğim bir şeyden bulaşır mı? Aksırdı, öksürdü, asansöre bindik, oraya dokunduk, buraya temas ettik. Acaba bulaşır mı diye ciddi bir tedirginliği de beraberinde getiriyor. Bundan sonra tabii gerçekten endişenin, kaygının ve tedirginliğin daha ön planda olduğu, insanların mümkün olduğunca daha fazla şeyden imtina ettiği, teması azalttığı bir dönemi de beraberinde getirecek. Türkiye sağlık açısından hakikaten belki bu bizi izleyen değerli dostlarımız da merak ederler. Türkiye başarılı ama bunu imtinayla söyleyerek söylüyorum. Yani mukayeseli anlamda başarılı. Ölenlerimize rahmet dileyerek, yaralarımıza şifa dileyerek başarılı olduğunu ifade etmem gerekiyor. Niye başarılı? Türkiye'nin başarısının altında çok basit birkaç tane herkesin anlayabileceği husus var. Bir tanesi Türkiye gerçekten 18 yıldır çok ciddi ölçüde Cumhurbaşkanımızın riyasetinde sağlığa çok ciddi yatırım yaptı. Yani neler yaptı? Hastaneleri yeniledi, insan gücünü sayısını artırdı, yoğun bakım kapasitesini artırdı, ventilatörü, yoğun bakım hemşirelerin sayısını artırmak gibi teknoloji, bina ve insan arasındaki ilişkiyi son derece iyi kurdu. Bakınız, ölüm oranlarının çok olduğu ülkelere bakınca çoktan aza doğru yaydığınız zaman en fazla ölümün olduğu ülkeler neresi? İtalya, İspanya, Amerika İngiltere Birleşik gibi Devletleri. ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri, New York gibi. Şimdi oraya baktığınız zaman iki tane şey özellik öne çıkıyor Abdülkadir kardeşim. Bir tanesi 65 yaş üstü nüfusun oranı. İtalya 65 yaş üstü %24'lük bir orana sahip. Yani %24'ü 65 yaş üstü. Amerika'da %22, İngiltere'de %20 civarında, Fransa'da keza öyle, İspanya'da öyle. Dolayısıyla bir 65 yaş üstü nüfus var. Peki bunun karşısı olarak ne oranı düşük? Yoğun bakım yatak oranı çok düşük. Bakınız Türkiye'de bu 65 yaş üstü nüfus %9 civarında. Yani nüfusun 100 kişinin 9'u 65 yaş üstü. Ama yoğun bakım yataklarına baktığınız zaman 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatağı açısından Türkiye 48-49 civarında. Kaldı ki Başakşehir'de yeni bir şehir hastanesi açıldı. Yine iki tane Sahra Hastanesi yapılıyor. Onlarda çok fazla yoğun bakım var. Bu sayının daha da arttığını göreceğiz. Amerika'da 40'lar civarında, 40'ın birazcık altında. İtalya'da %13. Yani 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatağı sayısı 13. İngiltere'de 7. Ve oraya baktığınız zaman, bakınız İtalya'da her 100 kişinin 13 kişisi vefat ediyor. İngiltere'de 14 kişi vefat ediyor. Belçika'da, Hollanda'da yine 13-14 civarında vefatlar var.
Dolayısıyla Bizde Sayın yaşlı Vekilim, nüfus hemen parantez açayım. ilaveten 2,73 bugün itibariyle vakada ölüm evet. oranı. Yani ilk 15'te vaka sayısında ilk 15'te Tabii. olan ülkelerde birinci sıradayız. Yani en Tabii. vaka sayısına göre ölüm oranının düşüklüğünde Tabii birinci tabii sıradayız çok diyelim. düşük, çok şükür. Çok yani 100 kişinin 2,73'ü vefat ediyor. Yani 3'ün bile altında. Bunda tabii birkaç tane şey var. Bir, sağlık personelinin bu pandemiye hazırlıklı olması. Kuş gribini geçirdik, yaşadık, SARS'ı yaşadık, MERS'i gördük, Ebola'yı gördük. Ama bunlar her birisi bize hazırlık için bir fırsat imkanı tanıdı. Tabii Çin'de hadise olduğu zaman da Sağlık Bakanlığımız hemen bilim kurulu oluşturdu ki bilim kurulu geleneği de 2003'te başlayan bir gelenektir. Bilim kurulu oluştu, hemen kararlar alındı. Cumhurbaşkanımız çok hızlı ve isabetli kararlar verdi. Çok hızlı hareket ettik. Tedavide bir takım farklı kombinasyonlar uygulandı. Yoğun bakım imkanları son derece uygundu. Hatta hastanelerimizi yoğun bakım kapasitesini artırmak adına farklı bir takım düzenlemeler yapıldı. Dolayısıyla Türkiye gelişmiş sağlık sistemi yaşlı nüfusunun azlığı, yoğun bakım kapasitesinin fazlalığıyla bu pandemiye hazırlıksız yakalanmadı. Hani Trump hazırlıksız yakalandık diyor ya. Yani neyin hazırlığı? Şimdi sen dünyadaki sağlık harcamalarının neredeyse yarısını Amerika harcıyor. Yani dünya küresel sağlık harcamaları 7,5 trilyon dolar civarında. Bunun 3,2 trilyon doları Amerika'da. 3,2 trilyon dolar. Yani bu kadar harcama yapıyorsun ve hazırlıksız yakalanıyorsun. Yani Manhattan'ın olduğu bir şehirde, New York'ta böyle bir hazırlıksız yakalanma söz konusu. Dolayısıyla Türkiye hazırlıksız yakalanmadı. Hem zihinsel olarak hazırdı, hem fiziksel olarak hazırdı, hem donanım olarak hazırdı, hem de insan gücü anlamında hazırdı gerçekten. Belki de bundan dünya şöyle bir, insanlık şöyle bir ders de çıkaracak. Ya acaba biz hep böyle bildiğimiz krizlere göre mi kendimizi şey yaptık, hazırlık yaptık? Yani işte deprem olur, belli bir lokal bölgeyi etkiler. Veya büyük bir kaza olur, sel olur, afet olur. İşte Amerika'da olduğu gibi Arizona kasırgası olur vesaire. Bunlar daha lokalize problemler. Lokalize problemlere uygun bir sağlık planlaması yapabiliyorsunuz. Ama küçücük bir virüsün, yani bütün dünyada o 4,5 milyon insanı enfekte edecek virüsün miktarı gramaj olarak 2,5 gram. Abdülkadir kardeşim, 2,5 gramlık bir virüs yani senin bütün planlarını bir Alt anda üst et. alt üst edebiliyor. Esasında 2,5 gramlık virüs bir şey daha gösterdi. Ben zaman zaman hep şunu söylüyordum. Ya bu bizim vatandaşlarımız acile gidiyor. Azıcık beklese sıkıntı, bir milletvekili bir bakanı arıyor. Bak ben beklettiler falan diyor. Yani beklemeye 1 dakika 10 dakika beklemeye tahammül olmayan vatandaşlarımızı gördüğüm zaman acaba bunları Amerika'ya göndersek oradaki durumu bir görseler gelseler ha ülkemiz nuru nimetmiş der mi diye hep konuşuyorduk. Niye biliyor musunuz? Amerika'da 4 tane durum dışında yani beyin kanaması geçiriyorsa veya bir başka kanama geçiriyorsa, mide kanaması, beyin kanaması gibi ani kanama geçiriyorsa, ani felç geçiriyorsa, kalp krizi varsa veyahut da çoklu bir travması varsa, yani trafik kazası geçirmiş, kırığı var. Bu 4 durum dışında sizi 24 saat bekletir. Yani benim başım ağrıyor, tansiyonum yükseldi, midemde problem, hayır. Yani bu 4 problem dışında sizi 24 saate kadar bekletebilir. Onlara diyorduk ki, ya keşke bunları bir Amerika'ya falan göndersek, acil de biraz bekleseler, belki Türkiye'nin sağlık sisteminin kıymetini bilirler diye bazı vatandaşlar için ufak serzeniş yolu söylüyorduk. Ama bizim anlatamadığımızı böyle nanometrenin 10 binde, 20 binde, 100 binde biri o kadar olan bir virüs, koronavirüs onlara çok rahat anlattı. Yani Amerikan'ın sistemi, İspanya'nın sistemi, İtalya'nın sistemi ve Türkiye'nin sistemi olarak. Yani bundan İnsanlık gerçekten çok büyük dersler de çıkaracaktır. Sayın Vekilim, geniş bir şeyi çizdiniz. Yani ben rakamlardan birkaç şeyi daha böyle bir ele alıp sonra başka konularımız var, Buyurun. onlara girmek isterim. Şimdi biz ölüm oranında, yani ya açıkçası bunu da konuşurken insan dediğiniz gibi yani Tabii. zorlanıyor, ama yani diğer ülkelere göre diyelim iyi durumdayız. Tabii. Ama vakanın yayılmasında yani
Belki ne kadar doğru rakamlar veriyorlar bilemiyoruz ama bizden daha erken başlayan İran mesela vaka sayısında bizden daha geri sıralarda kaldı. Belki İran doğru rakamı veriyor, vermiyor. Bu ayrı bir tartışma konusu. Keza başka yerlerden de yani sağlık sistemimizin iyiliğiyle iyiliği sayesinde ölüm oranında iyi bir konumda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ama vakanın yayılma hızında sanki biraz daha bir sorun var mı gibi görünüyor. Çünkü yani nüfusla mukayese ettiğimizde başka yerlere göre vaka sayımız biraz yüksek gibi görünüyor sanki. Ya şimdi bu virüs biliyorsunuz yani siz mesela insanlar ortada dolaşmazsa virüs de dolaşmaz. Yani virüsü dolaştıran biz esasında virüsün kendisine ziyade bizim üzerimizden dolaşıyor. Yani biz yakın temasta bulunduğumuz zaman veya birisi birine hapşırdığı zaman, aksırdığı zaman damlacık enfeksiyon diyoruz. Veya bir virüslü ortama temas edip daha sonra onu ağzına, burnuna yani akciğerine gidebilecek bir yola dokunduğu zaman o virüs öyle bulaşıyor. Tabii burada optimum bir denge var Abdülkadir kardeşim. Yani optimum denge şudur. Bir yandan hayatın devam etmesini sağlamanız lazım. Yani hayatın fonksiyonu devam edecek. Bir yandan da insanlar mümkün olduğunca izole ederek ne yapacaksınız? Sağlığın, hastalığın yayılmasına mani olacaksınız. Bakın bu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü tamamen bu mantığa göre yapılmıştır. Mesela 20 yaş altı genellikle çalışmayan bir kitleyi oluşturuyor. Okullar kapalı, lise, üniversite kapalı ve onlar uzaktan eğitim yapıyorlar. 65 yaş üstü de zaten emeklilik yaşı ya. Onların da çalışan sayısı oldukça düşük. Evlerinden de çalışmayı sağlayabilir. Şimdi bunları sahadan çektiğiniz zaman ekonomi çarkında bir şeyi dönüşümde bir engel olmuyor. Bir yandan da ekonomi çarkının dönmesini de sağlamanız lazım. İşte fırınların, marketlerin, taksicilerin, sağlık çalışanlarının bir takım ekonomiyi şey yapacak, döndürecek, çarkları döndürecek mekanizmayı yürütmeniz gerekiyor. İşte o optimum dengeyi sağlamak adına mesela Çin'den tabii şöyle haberler alıyor. Wuhan ve Hubei eyaletinde ben evvelsi gün Çin Büyükelçimizle görüştüm. O diyor ki abi diyor 60 milyon insanı diyor tamamen izole ettiler. Yani adeta teknolojik takiple de evinden dışarı çıkartmadılar. Ve tam 3 ay bunu yapmışlar. Wuhan ve Hubei eyaletinde. Şimdi biz Türkiye'de bunu yapabilir miyiz? Yapamayız. Tabii sonuçta demokratik ülkelerde bu kadar zecri bir takım tedbirlerin uygulanmasını hem yapamazsınız hem de yapmanız ne kadar doğru olur bu kamuoyunun takdirine. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız bütün bunları değerlendirerek kademeli olarak işte hafta sonları sokağa çıkmaya engel koyarak işte büyükşehir ve o Zonguldak İstanbul'a bağlantısı olan il sıfatıyla ve sonra vaka sayıları azaldıkça gevşemeler de oluyor. İşte bugün Adana'nın da içinde bulunduğumuz 7 vilayette bildiğim kadarıyla şey gevşem oldu dün affedersiniz. Dolayısıyla hayatın çarkının devam etmesini sağlamanız lazım. Virüsün dolaşmasına engel olmanız lazım ve bu şekilde bir optimum denge tutturmanız gerekiyor. Keşke vaka sayısı birazcık daha az olsaydı ama maalesef o çok mümkün olmuyor. Bakın bir de şöyle bir şey var. Şimdi bizim her bir komşu ülkeyle olan sınır geçiş ilişkilerimiz farklı. Mesela İran'la şöyle bir nokta var. Özellikle Iğdır ve Van civarında Caferi kökenli vatandaşlarımız var. Onların da dini amaçlı Kum kentine, Meşet kentine gidiş gelişleri oluyor. Şimdi bunu bir anda kesemiyorsunuz ya sınırdan gidiyor, geliyor. İstanbul'un Batı dünyasıyla çok fazla irtibatı var. Suriye, Irak sınırında başka bir takım problemler söz konusu. İran, şey Yunanistan, Bulgaristan sınırında İşte orada mültecilerin öbür tarafa geçişiyle ilgili bir şey olmuştu. Mültecilerin talebi olmuştu ve Türkiye dedi ki ya isteyen geçebilir diye böyle bir karar verdi. Şimdi her bir sınırla ilgili farklı farklı meseleler söz konusu olabiliyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye'nin tabii vaka sayısı itibariyle şu anda 9. sırada. Yani
dokuzuncu ülke En fazla sıralamasında. vaka bulunan Ölümde 9. ülke. en fazla vaka bulunan dokuzuncu ülke konumda. Rusya ve Brezilya'da çok arttı biliyorsunuz. Ve hala Rusya bir Pakistan, anda Hindistan. geldi yani. Bir Evet. anda geldi Rusya Bir de hepsini sollarına geçti yani bir anda. kaldı ki o Çin'in, İran'ın vakalarının da ne kadar istatistik anlamda doğru kayıt altına alındığı olmuyor. Onu da bilmiyoruz. Yani şimdi Kuzey Kore'de durum nedir bilmiyoruz. Yani vaka Hiç vaka yok var diyor. mı yok mu? Hiç vaka yok yani. Şimdi oranın şeyi diktatörü diyor ki ben diyor karantinayla falan uğraşamam diyor. Yani koronavirüs pozitif olursa onları vururum diyebiliyor yani. Şimdi burada nasıl bir istatistik yapabilirsiniz? Yani o istatistik sonuçta demokratik ülkelerin de bir şeyidir, veri tabanıdır. Yani onun için o demokrasiyle istatistik veri de birbiriyle paralel gidiyor. Dolayısıyla belki Türkiye işte bazı tedbirleri birazcık daha erken alabilirdi, alamazdı falan. Bunlar hep tartışılıyor. Yani hiç bilmediğimiz ve daha önce hiç yaşamadığımız bir meseleyle karşı karşıyayız. Yani burada tabii anlık bir takım kararlar vermeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Tecrübe işte bir ülkede, bir toplumda oluşan bilgi birikiminin bir başka ülke ve toplum tarafından kullanılması. İşte 10 yıllar boyunca bir tecrübe oluşuyor, değil mi? İşte sıtma hastalığında şöyle bir tecrübe var. Tifo'da şöyle bir tecrübe var diye. İşte diyabette, şeker hastalığında böyle bir tecrübe var diye. İtalya'da, İspanya'daki tecrübeyi alıp kendi ülkenizde uygulayabiliyorsunuz bilim adamları. Ama bu öyle bir hadise ki 10 saat önce veya 10 gün önce yani daha henüz daha vakaların veya tablonun ne olduğunu tam anlayamadan oradaki oluşmuş bir tecrübeyi kendi ülkenizde tatbik etmek gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani hız faktörü son derece önemli. Yani o zamana karşı adeta yarış yaptığımız bir dönem. Dolayısıyla bütün bunlara rağmen hakikaten şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile %86 başarı diyorsa demek ki o zaman ciddi bir başarı var toplumda. Hakikaten sağlıkla ilgili konularda hükümetimiz Cumhurbaşkanımızdan başlayarak elinden gelen her şeyi yaptığı algısı yani toplumun neredeyse %100'e yakın kesin bir kanaat olarak ortada. Sayın Vekilim, ben bu konuyu araştırırken bir de diğer ülke örneklerine de baktım. Şimdi Güney Kore mesela burada değişik bir uygulama var. Herkese test yapıyor. İşte Tayvan'ı bayağı inceledim. Tayvan'ı belki siz de okumuşsunuzdur. Yani bu mesele ilk çıktığı andan itibaren tüm her şeyi kapatmışlar. Tüm telefonlara işte uygulama yüklemişler. Uygulamayla işte atıyorum 3 saat önce oradan bir virüslü geçtiğini dahi görebiliyorsunuz gibi böyle değişik yöntemler uygulamışlar. Ve zannediyorum Tayvan şu an en başarılı ülkelerden biri pozisyonunda. Güney Kore'de de şöyle bir durum var. Bugünlerde televizyonda, basında da en fazla tartışılan konu, işte ikinci salgın yeniden çoğalır mı tartışmaları vardı. İşte Güney Kore'de son zamanlarda vaka sayılarında yeniden bir artış gerçekleşmiş. Bir de şeyi okudum. Japonya'nın adanın ismini şu an tam telaffuz edemiyorum ama Rusya tarafında kuzeyde bulunan bir adası. Orada Japonya'da yerel yönetimler bu işlerden sorumlu. Oradaki yerel yönetim sorumluları çok erken önlemler almışlar. Tüm her tarafı kapatmışlar. Fakat ve günlük vaka sayısı 1'e 2'ye kadar düşmüş. Fakat şu son, yanlış bilmiyorsam, bir hafta 10 günlük süre zarfında bazı kısıtlamaları hafif kaldırmalarıyla günlük vaka sayıları, küçük bir nüfusu da çok yok, 600-700'lere ulaşmış. Yani dünyada sizin de dediğiniz gibi çeşitli şeyler deneme yanılmayla devam ediyor. Süreç aktif bir şekilde devam ediyor. Bu konuda değerlendirmeleriniz olur mu? Şöyle Türkiye'de de benzer şehirler var biliyorsunuz. Mesela bir Burdur'un bir beldesinde malumunuz dün berberler de serbest faaliyete başladılar ki berber ölmeyecek meslek ve hepimize ihtiyacı. Yani işte saçını uzadığı zaman keseceksiniz. Bir kısmı evinde hanımına, çocuklarına falan tıraş yaptırıyor ama herkes için bu mümkün değil. Bir berber de işte o beldenin belediye başkanı da tıraş oluyor. Ve sonra berber de pozitif çıkıyor. Burdur en az vakanın olduğu illerden birisiydi biliyor musunuz? Yani Ardahan, Hakkari ve Burdur işte onun altındaydı vakalar. Şimdi o bölge, belde kaç bin nüfusuysa yani 3 bin, 5 bin nüfusuysa dolayısıyla orada
şey oluyor, karantinaya alınıyor. Dünyada da böyle örnekler var. Adalarda kontrol çok daha kolay. Yani kara bağlantısı olmadığı zaman, yani havadan ve denizden bağlantıyı kestiğiniz zaman kara bağlantısı yok zaten. Çok daha kolay. Yani Japonya kolay. Japonya'nın o ifade ettiğiniz adası kolay. Hatta hani Cristiano Ronaldo Portekiz'de bir ada satın alıyor. Orada kendisini karantinaya alıyor falan. Ya şimdi bu ada şartlarında kolay ama Kuzey maalesef Kıbrıs'ta da son 15 gündür yeni vaka yoktu tabii mesela. yeni vaka yok. Yani Kuzey Kıbrıs'ta gerçekten çok başarıyla bu süreci yönetti. O Alman turistlerden bulaşmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı ve Tarım Bakanı benim dostlarım. İkisiyle de konuştum, tebrik ettim. Onlar o izolasyonu, katı izolasyonu yaptığı zaman vakayı kontrol altına alabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var Abdülkadir Bey. Bu virüslerin mutasyon yapma özelliği var. Yani mutasyon kılıktan kılığa giriyor. Yani bir gün işte tişört giyiyor, bir gün gömlek giyiyor, bir gün başına şapka atıyor. Yani öyle teröristin farklı kılıklara girip de farklı sokaklarda karşınıza çıkması gibi de düşünebilirsiniz. Kılıktan kılığa girince siz zihninizde şapkasız ve kırmızı tişörtlü bir teröristi imajını zihninize yerleştirdiğiniz zaman gömlek giyiyor. Ondan sonra şapkayı da çıkarttığı zaman bu sefer siz onu tanıyamıyorsunuz ve bir anda şeyde boşa düşebiliyorsunuz. Virüslerle teması da böyle düşünmek lazım. Tabii ülkelerin de yani Güney Kore'nin örneği mesela Çin'de de Rusya sınırında Wuhan bitti, Şulan başladı diye. Şulan diye bir kentinde başlıyor ve Rusya'daki vakaların bir kısmı da oraya gidiyor. Yani onların her birisi ayrı ayrı tecrübe. İnsanlık bu virüs tecrübesini hafızasına yerleştirecek ve uzunca bir süre acaba tekrardan yeni bir Covid salgını olur mu? Yani Covid-19 değil de belki Covid-24 olacak. Böyle bir salgın olur mu diye hep onun endişesini yaşayacak. O yüzden endişe, kaygı ve tedirginlik çağı demek doğru olmaz ama döneminin olduğunu söyleyebilirim. En azından bir 5-10 sene bunun tedirginliğiyle insanların daha az temasta bulunduğu, daha az tokalaştığı, daha az insanlarla öpüştüğü, daha az kapalı mekanlarda hayatını geçirdiği, evine daha fazla bağlandığı, sağlık sistemine daha fazla güvendiği bir dönemin olacağını çok rahatlıkla söylemek mümkün. Tabii o sizin söylediğiniz Japonya örneği, Güney Kore'nin örneği, Rusya örneği her birisi ayrı ayrı tecrübe. Bakınız başka tecrübeler de oldu mesela. İngiltere ve İsveç sürü bağışıklığı modelini benimsediler. Ve İsveç'te baktığınız zaman İsveç'in 10 milyon civarında nüfusu var. 3.200 civarında ölüm var. Yanı başındaki Danimarka'da yarısı kadar nüfus var. 5 milyon nüfus var ama ölü sayısı onun onda biri oranında. Tarihte de bunun örneği var. Yani 1920'deki İspanyol gribinde de çok manidar bir söylemle de tanımlanır. İki eyalet, Philadelphia ve St. Louis eyaletinde. St. Louis önce çok katı tedbirlerle vaka sayısını çok düşük tutmuş. Philadelphia 200 bin kişinin katıldığı bir festival yapmış. Tabii vakalar almış başını gitmiş. O aynen İsveç, Danimarka gibi. Birinde 10 kat daha fazla vaka var. Öbüründe onda biri vaka var. Ölüm daha az. Sonra Philadelphia St. Louis'teki o tedbirleri görüp kendileri uygulamaya başlıyor. St. Louis'te biz nasıl olsa problemi bitirdik diyor ve izolasyonu ortadan kaldırıyor ve bir anda St. Louis'te tablo zirveye çıkarken Philadelphia'da vaka sayısı azalıyor. Buna tarihte Philadelphia çılgınlığı ve St. Louis rehaveti deniyor. Onun için bu iş hiç rehavete gitmiyor gerçekten. İşin şakası yok yani virüsün şakası yok. Azami tedbir, mümkün olduğunca temizlik, temastan kaçınma ve tevekkül. 3T ile hayatımızı devam ettireceğiz. Peki Sayın Vekilim, yani biz bir yeni normal tanımlaması getiriyoruz. Yani her şey, hayatımızdaki her şeyi bu pozisyona göre yeniden revize etme durumu var. Ama yani insanlar da istiyor ki yani eski hayatımız yeniden olsun. Yani biz en son Mart'ta yaşamış olduğumuz hayatımıza ne zaman geri dönebiliriz sizce? Yani tabii buna bir tarih vermek mümkün değil ama yani siz nasıl görüyorsunuz bunun gidişatını, geleceğini?
Ya Yani şimdi her şeyi buna adapte hiç etme. deprem Buyurun. yaşadınız mı? Hiç deprem yaşadınız mı Abdülkadir Bey? Yani Mesela 99 elhamdülillah depremini hatırlıyor musunuz? 99 depreminde çocuktum. Sıkıntı yaşadık. Düzce depreminde Ankara'da zıngır zıngır sallandık böyle. Evet. Şimdi deprem yaşayan insanlarda bir psikoloji oluşur. Yani deprem yaşayanlarda acaba tekrardan yine büyük deprem olacak mı endişesi olur. Yani mesela bunu yaşamayanlarda çok fazla endişe olmaz. Ya yani bir şey olmaz filandır ama geçmişte depremi yaşayıp ve bir şey olduğunu gören yaş grubunda onun endişesi, onun psikolojik sıkıntısı uzunca bir süre devam eder. Dolayısıyla koronavirüsle ilgili bir defa hani o yeni normal kavramı da çok yerinde. Yeni normal artık hayatımızı 11 Mart Türkiye için söyleyelim. Yani 10 Mart tekrardan geri dönmek herhalde en azından bu kuşak için çok mümkün değil. Bugün şeyi okudum. Ertuğrul Özkök'ün yazısı vardı. Ertuğrul Özkök 70 küsur yaşında. İşte 65 yaşa verilen 4 saatlik dışarı çıkma serbestisinde dışarı çıkıyor. En fazla diyor şey yaptığım böyle sıkıntı çektiğim husus tokalaşamamak oldu. Yani çünkü biz insanları gördüğümüz anda ne yaparız? Hemen elimizi uzatırız. Hatta öpüşürüz, yakın temasta bulunuruz. Bizim için muhabbet her şeyin ötesinde bir olan kavramdır. Ama bu artık koronavirüsle ilgili hele hele yakınlarında tanıdığı birisinde o Covid'in psikolojisini yaşamış bireylerde uzunca bir süre tokalaşma, öpüşme, yakın temas, işte kafelerde, lokantalarda uzunca bir süre, AVM'lerde uzunca bir süre vakit geçirme söz konusu olmayacak. Yani stadyuma gittiği zaman bile acaba ne oluyor falan diye biraz tedirginlik olacak. Bu tedirginliğin olmasını da birazcık tabii karşılıyorum. Yani çünkü hani o deminki kızcağızın ifadesi gibi siz bir rakamdan bahsediyorsunuz ama o rakamlardan bir tanesi benim babamdı diyor. Yani o şimşek bir yere düştüğü zaman işte şayet bir zayiata yol açmışsa o şimşeğin düştüğü yerin psikolojisiyle onu ya vah vah diyenlerin psikolojisi aynı olmaz. Dolayısıyla bu tedirginliğin uzunca bir süre devam edeceğini düşünüyorum. Tabii insanlık her pozisyonda insanoğlu kendisine uygun bir çıkış noktası bulacaktır. Yani gittiğiniz yolda yolu köprü selden dolayı yıkılmışsa bir servis yolu veyahut da bir şeyle patika yolu bularak oradan bir sonraki aşamaya kendinizi geçireceksiniz. Yani bu şeyde kalpte de kriz olduğu zaman bypass yapılmadan önce kolateral oluşur ya servis yolu gibi. O kolateral oluşanlarda kalp krizi daha hafif seyreder ama oluşmamışsa o çok daha ağır seyredebilir. Tıpkı köprü yıkıldıktan sonra kendisine servis yolu bulma çabası gibi insanoğlu da buna benzer çabalar içerisine girecektir. İşte biz bugün evimizin bilmediğimiz köşelerini keşfetmedik mi? Evet keşfettik. Yani ben baktım mesela şu anda salonda oturuyoruz. Ben 11 yıldır bu evin sahibiyim. Yani şu bir ayda salonda geçirdiğim vakit kadar 10 yılda geçirmemişimdir. Yani salonu pek kullanmazdım. Sadece misafir geldiği zaman. Ama şimdi yürümem için ne yapmam lazım? Salondaki masaları, sandalyeleri falan düzenlemem lazım. Daha fazla adım atabilmenin yollarını arıyorum. Dolayısıyla ben bunun gibi bir çıkış yolu buluyorsam nihayetinde insanoğlu da benzer farklı noktalarda farklı çözümler arayacak ve bulacaktır. İnşallah. Sayın Vekilim, ülkemizin bu salgın durumundaki başarısından konuştuk. Bunun da buna dair en önemli hususlardan biri de sağlıkta yapılan çalışmalardı. Yani siz ülkemizde sağlık denilince ilk akla gelen isimlerden birisiniz. Estağfurullah. Uzun dönem sağlık müsteşarlığı yaptınız, sonra mecliste sağlık komisyonunda görev aldınız. Onun sonrasında da şu anda da Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu'nun üyesisiniz. Evet, siyaset öncesi hayatınızda da uzun süre sağlık Doktorluk yaptım. Çalışmalarının Öğretim üyeliği, farklı doktorluk. kademelerinde görev yaptınız. Yani hem Tabii. devlet hastanesinde Doğru. çalıştınız, üniversite hastanesinde çalıştınız vesaire vesaire. Yani sizden şöyle SSK'da kısa, çalıştım. evet Buyurun. evet biz şimdi bugün unuttuk şimdi SSK devlet hastanesinin ayrımını ama eskiden Evet. bir de o vardı.
Yani sizden kısaca yani ülkemizin sağlık politikalarına dair çalışmalarını kısaca şöyle bir özetlemenizi istesem. Yani 2003'e gelinceye kadar bunu da sizin de içerisinde bulunduğunuz sağlıkta dönüşüm çalışmalarına bağlayarak bugünlere gelebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, 2002 yılında Recep Bey, Recep Aktağ benim sınıf arkadaşımdır. Recep Bey milletvekili olunca ben de tabii sınıf arkadaşıyım, yakın arkadaşıyım. Birlikte şunu konuştuk. Ya meclise gittiğiniz zaman sağlıkla ilgili bir şeyler yapmanız lazım. Yani milletvekilliğinde sonuçta sağlık alanında yıllardır tartıştığımız, yıllardır şu olsa bu olsa dediğimiz birçok şey vardı. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmak lazım diye konuştuk. Bir takım çalışmalar oldu. Sonra Allah ona bakanlığı nasip etti, bana müsteşarlığı nasip etti ve o yaptığımız, daha doğrusu eskizlerini ortaya koyduğumuz ve temenni niteliğindeki her şeyi gerçekleştirdik gerçekten. Ben şunu söyleyeyim. 2003 Ocak ayında, yani ben müsteşarlığa başladıktan 1,5 ay sonra Bolu'da bir toplantı yaptık. Bakan Bey, müsteşar, müsteşar yardımcısı işte Sabahattin Aydın Bey, bir 5-6 kişi bizden. 3 kişi de daha önce bakanlıklarda çalışmış, işte birisi müsteşar yardımcısı, birisi genel müdür, birisi bakan danışmanlığı yapan, profesör titri olan 3 kişiyle 2 günlük bir toplantı yaptık ve en sonunda o profesörlerden birisi şunu söyledi, dedi ki ya biz şunlar şunlar yapmayı planlıyoruz dediğimiz zaman o profesör abimiz şunu söyledi, dedi ki Sayın Bakan dedi, siz bu söylediğiniz şeylerin yarısını yapın, AK Parti en az 3 dönem iktidar dedi. Hakikaten biz, ama ben 2007 Mayıs'ında ayrıldığım zaman, bakın 4 yıl sonra, 4,5, 5 yıl sonra ayrıldığım zaman o yarısını yapın dediği şeylerin var ya, biz 2 katını yapmıştık biliyor musunuz? Hakikaten 2 katını yapmıştık. O şehir hastanelerinin ilk kanunları o zaman çıktı. Helikopter, ambulans, uçak ambulans fikri o zaman çıktı. Yeşil kartlıya ilaç, protez, ilaç fiyatlarında %80'e varan indirim fikirleri daha sonraki aşamalarda hep ortaya çıktı. Şimdi tabii bunların arkasında ne var? Bunların arkasında şu var. Bir defa yani Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkını hakikaten teslim etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız sağlığa daima hep ana görevlerinden birisi olarak gördü. Hatırlar mısınız? Şu anda çok fazla bunu ifade etmiyor ama bizim 4 tane temel noktamız var diye. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet diye. Baktığınız zaman sağlık politikalarının hep böyle ilk 1-2'de olduğunu görürüz ve bu çalışmalar ne oldu? Tabii bir yandan teşvik, bir yandan Cumhurbaşkanımızın çalışma sistemi biliyorsunuz, yani gece gündüz sürekli çalışan. Zaten biz de o çalışmaya yatkın bir ekip olarak gece gündüz çalıştık ve hakikaten çok ciddi bir başarı söz konusu oldu. Yani hastaneler yenilendi, içindeki teknoloji yenilendi, sağlık personelinin hem eğitim seviyesi yükseldi, hem sayıları çok arttı, bölgeler arası dağılım çok ciddi ölçüde arttı, ambulans sayıları çok arttı. İşte 680 civarında ambulans vardı, bugün 7.000'e yakın ambulans var. Tabii bütün bunlar Cumhurbaşkanımızın biraz teşvik, birazcık iğnelemesi, birazcık zorlamasıyla çok da çalışmaya yatkın bir ekibin çalışmasıyla ortaya çıktı. Peki, esasında biz hep böyle sağlıkla ilgili başarılı şeylerden bahsediyorduk. İşte başarı dediğiniz zaman 3 tane kriter var. Yani sağlık göstergelerini düzelteceksiniz. Vatandaşın cebinden çıkan ekstra harcamaları azaltacaksınız ve memnuniyet oranını artıracaksınız. Tabii ne oldu? 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye için bir 2025 vizyonu vardı. 2025'te Türkiye'de sağlık hizmetlerinde işte sağlık göstergelerinde nasıl bir rakamsal boyut olacak diye bir analiz yayınlamıştı Dünya Sağlık 98'de. Bakın o göstergelere 2025'te ulaşacağı göstergelere Türkiye 2007'de ulaştı biliyor musun Abdülkadir Bey? Yani bebek ölüm oranı işte binde 31,5'tan o zaman binde 12'lere 13'lere falan düşmüştü.
Şimdi 6.8. 31,5'da 6.8. Anne ölüm oranı 100 binde 64'ten bugün 100 binde 13.6'ya düşmüş. Yani dörtte birinden daha aza düşmüş. Vatandaşın cebinden çıkan rakam her 100 liranın 21 lirasından 16 lirasına kadar inmiş. Memnuniyet %39'dan %75'e kadar çıkmıştı. Şu anda %70 civarında. Belki yeni bir anket yapılsa daha da artacaktır. Çünkü sağlık hizmetlerindeki çok başarılı olduğunu bütün kamuoyu takdir ediyor. Bakanımız, bürokratlarımız, sağlık çalışanlarımız fedakar. Ki bugün de hemşireler günü, onu da atlamayalım. Hemşireler gerçekten kız kardeş demektir ama kardeşten öte şu anda hizmet ediyor. Bir Covid'de hasta yattığı zaman onun annesi, babası, kardeşi hiçbirisi yanına gitmez, gidemez. Ama hemşire daima yanında, doktor daima yanında. Hemşire kardeşlerimin hemşireler gününü de gönülden kutluyorum. Onlar bir şefkat ve merhamet timsalidir gerçekten. Şimdi bütün bunları gerçekten bir başarı hanesi olarak değerlendirmek mümkün. Tabii bir yandan da işte hastaneleri yenilemeniz lazım. Şehir hastaneleri niye yapılıyor? İşte bu kadar şehrin dışında vesaire falan diye. Bakınız şu anda şehir hastanelerinin her bir odası negatif basınçlı oda haline gelebiliyor. Hani ventilatör falan diyoruz ya, solunum cihazı. Bu hastalıkta COVID-19'lu hastalarda en fazla akciğeri tutuyor virüs. Ve akciğerde ciddi ölçüde nefes darlığına yol açıyor. Ve ciddi bir nefes solunuma ihtiyacı var. O işte onu negatif basınçlı odalarla siz onu sağlayabiliyorsunuz. Yani dünyada her odanın negatif basınçlı oda haline dönüştürebileceği bir başka hastane konsepti Amerika'da bile yok hakikaten. Olsaydı zaten New York'taki o tabloyu biz görmezdik. Dolayısıyla Türkiye bir yandan bu göstergeleri düzeltirken, bir yandan pandemi hazırlıklarını yaparken, yani zihinsel ve fiziksel hazırlığı yaparken hiçbir şeye hazırlıksız yakalanmadı. Yani deprem olduğu zaman da hazırlıksız yakalanmadık. Van örneği bunun en tipik örneğidir. Elazığ depremini yaşadık daha bu yılın başında ve o depremin daha izleri bitmezken koronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldık. Ama hiçbirisine hazırlıksız yakalanmadık. Yani zihinsel hazırlığınızı yaparsanız, planlamanızı yaparsanız o zaman asla şey yapmazsınız, sıkıntıya düşmezsiniz. Bakın sizinle canlı yayın öncesinde 10 dakika, 15 dakika önce bir yayın provası yaptık. Şu anda kendi telefonumda yani daha önce olmayan bir problem çıktı. Kızımın telefonundan şimdi yayını yapıyoruz, değil mi? Yani bir hazırlık yaptık. Hazırlık yapmasaydık tam yayın esnasında ya nereden çıktı? Trump'ın dediği gibi hazırlıksız yakalandı. Bak işte benim telefonum bir anda sesi gitti, görüntüsü gitti falan diyebilirdik. Onun için zihinsel ve fiziksel hazırlık son derece önemli. Türkiye bu çerçevede hem kriz yönetimi ilgili ciddi hazırlığı var. Tabii süreç yönetimini de göz ardı etmemek lazım. Yani bu koronavirüs hadisesi bittikten sonra da süreç yönetimi olacak. Yani ekonomi, sosyal hayat, organizasyonlar, insanın toplumdaki bir takım işlevsel görevleriyle ilgili bir süreç yönetimi de olacak. Onu da tabii Maliye Hazine Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Gençlik, Spor, Kültür ve Turizm Bakanlığımız onlar onu takip ediyor. Tabii her birisi Cumhurbaşkanımızın riyasetinde de çok yakından takip ediliyor. Onu da kamuoyu zaten takdir ediyordur, görüyordur. Sayın Vekilim, ben kısaca bir anımı anlatmak istiyorum. Buyurun. 2003 yılında ben lise öğrencisiydim. Devlet parasız yatılı olarak işte bir fen lisesi yurdunda kalıyordum. İşte aileden de uzağız, dışarıda okuyoruz. Grip oldum. Babam da benim şeydi, SSK'lıydı. O zaman SSK Devlet Hastaneleri Birleşmemiş. Gittim, saatlerce sıra bekledim doktora muayene olmak için. Vizite kağıdı dediler, tam sıra bana geldi. Vallahi dedim vizite kağıdım yok, sağlık karnesi neyse falan. Bir şekilde muayenemiz olduk sağ olsun. Yardımcı oldular. İlaçlar dediler ki aşağıda SSK'nın eczanesi var, oradan alacaksınız. Neyse oraya da gittik. Yani hasta olmayan adam hasta olur orada. Saatlerce sıra bekledim. Yine aynı hikaye. Tam sıra bana geldi. Dedi ki vizite kağıdı. Vallahi dedim vizite kağıdım yok. Neyse adam daha acıdı herhalde benim halime. Yani ya da vermeye inisiyatifleri var mıydı onu da bilmiyorum. Çıkarttılar, verdiler. Yani o gün dedim ki yani bu hastaneye gelinmez. Yani bir şey oldu, babam arıyordum, baba diyordum ben devlet hastanesi diyor, yani gitmeyeceğim. Özel hastaneye gitmem lazım. Yani perişan oluyoruz yani. Şimdi elhamdülillah yine pek çok konuda sorun yok mu? Var ya, çok doğru. Yani mükemmel değil hiçbir şey ama o günlere
o günlere baz alarak baktığımızda şu an her şey çok daha güzel durumda. Tabii şimdi SSK devriyle ilgili de enteresan bir anekdot anlatayım. Benim evim Etlik'teydi o zaman. Etlik SSK'nın tam karşısı. 2005'te işte o devir olduktan hemen sonra ilk gün dolaşıyoruz. Daha sonra CHP'den RTÜK üyesi olan bir gazeteciyle beraber, Hürriyet Gazetesi'nin bir arkadaşla dolaşıyoruz. Ya müsteşarım dedi ya sen çok acayip dedi bir şey var dedi. Karmaşa var biraz. Tabii ilk gün devir olduğu gün ve çıkıyoruz yani şimdi insan cesaret edemez değil mi? Müsteşarsınız dolaşıyorsunuz yanınızda gazeteciler var. Ya ilk günün yani bir yemeği bile hiç bir Alman atasözü var çok güzel. Hiçbir yemek pişirildiği sıcaklıkta yenmez diye. Şimdi yemeğin piştiği anda daha henüz servis yapmadan direkt tencereden yemek gibi bir şey yani. Dolaşıyoruz. O hastanede karmaşa var, öbüründe karmaşa var filan. En son dedim ki, ya dedim şu gözlüğünü versene dedim Süleyman Bey. Verdi. Şunu tak bakalım dedim. Ben de gözlüğümü verdim. Taktı. Ben de onun gözlüğünü taktım. Ya dedim gerçekten öyle görünüyor dedim. Bak senin gözlüğün de böyle görünüyor filan diye. İşin esprili bir tarafı bir yana. Tam bir hafta sonra hanım bir gün dedi ki, benim hanım ev hanımı çalışmıyor. Ya dedi bu sizin SSK devri dedi başarılı oldu. Sen nereden biliyorsun dedim ya. Dedik ben dedi Etlik SSK'nın şeyini görüyorum. Otoparkını görüyorum. Otoparktaki araç sayısı 5'te 1, 6'da 1'e falan düştü dedi. Demek ki dedi SSK'lar diğer hastanelerde gidebilir hale geldi. Dolayısıyla bu oradaki karmaşa dedim vallahi çok doğru söyledin. Yani sekonder bir göstergeyle hanım balkondan bakarak SSK devrinin başarılı olduğunu ifade etti. Hakikaten bu eskiden yanı başınızda yani şurada devlet hastanesi var, işçi oraya gidemez. Şurada SSK hastanesi var, memur oraya gidemez filan. Ya bu kadar zor bir şey miydi? Yok zor bir şey değildi ama yani düşünülüp yapılamamış, başarılamamış bir şeydi. Burada tabii yine Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın çok ciddi, dirayetli duruşu ve bizlere sürekli destek vermesi, motive etmesinin çok rolü vardı. Zor günler yaşansa da sonuçta baktığınız zaman o günler hiç özleyen bir insan rastladınız mı? Yani keşke şu eski SSK hastanesi olsaydı falan diye. Ben daha rastlamadım. Perişanlık yani Yani neyini özlediniz? perişanlık tabii. Yani hani siz özel hastaneye gitsek falan diyordunuz ya. Özel hastaneye de gidemezsiniz. Yani o zaman özel hastaneye gitme durumu da söz konusu değildi. Yani o da Nasip. yine AK Parti döneminde hayata geçirilen bir uygulama. Sayın Vekilim, Evet. yavaş yavaş süremiz doluyor. Eğer Evet. müsaitseniz yani bir aç kapa yapalım. Sonrasında hem izleyicilerimizden gelen sorular da olursa Siz onlarla da bilirsiniz. takviye ederek. Bir 30 dakika, 30 dakika daha devam edebiliriz. Tamam. Ben şimdi İsterseniz. yayını kapatacağım. Sonrasında Tamam. yeniden açacağım hemen. İzleyicilerimizden sorular gelirse de o zaman da Tabii. iletiriz. Tabii olur. Tamam, ben Olur. tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.